Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bireysel silahlanma ile ilgili. Fikirlerimizi söyleyeceğiz, yorumlarımızı yapacağız, genel fikirleri söyleyeceğiz gibi. Bu konu aşar birçok şeye de değinir gibi duruyor. Evet, biraz daha sohbet eşliğinde böyle ev içeriklerinden bir tanesini, ev sohbetlerinden bir tanesinden gerçekleştirmiş olacağız. Hocam da bahsetti, bireysel silahlanma. Biz tabii ki bunun olmalı tarafındayız. Tabii ki nasıl olmalı, onlara da geleceğiz. Hani şöyle, niye olmalı? Evet. Silah çok kötü. İşte yok, insanları öldürüyor, sadece zarar veriyor gibi tarafından bakan insanların yorumları için söylüyorum. Yani bu konuyla ilgili çok fazla önyargısı olan insan var. Etrafımızda, yakınımızda da var. Biz işte bireysel silahlanma olmalı dediğimizde böyle nasıl evet, olmalı, nasıl insanlar silahlanmalı falan gibi böyle tepkiler falan görüyoruz. Onlar da kendince haklı çünkü yeterince bilgilendirme yapılmamış diye düşünüyorum ya da ben. bilinçli yanlış Aynen öyle. bilgilendirilmiş. Neyse, günün sonunda biz bugün kendi yorumlarımızı yapacağız. Dışarıdan gelen yorumlardaki cümleleri, kelimeleri eleştirmeyi düşünüyorum. Evet, ilk başlığımız şu. Bireysel silahlanma nedir? Bireysel silahlanma arkadaşlar, bilinçli bireysel silahlanma diyelim biz buna. Bu nedir? Adamın ailesi vardır, çoluğu çocuğu vardır. Kendini korumak için, ailesini korumak için silah almıştı. Bu bireysel silahlanmaya girer. Tabii ki bunları nasıl alıyor? Tamamen yasal yollarla, legal yollarla, başvurularını vesaire onları yapıp ondan sonra alıyor. Buna biz bireysel silahlanma diyoruz. Bireysel silahlanmayı çok karıştırıyorlar. İllegal, yasal olmayan yollarla silahlanma olarak. Bu iki başlığı birbirinden kesinlikle ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yasal olmayana biz de karşıyız zaten. Ruhsatsız dedi. İşte Facebook'ta bile artık sayfalar var, 24 saatte belinde gibi böyle değişik bayağı reklamda çıkıyor adamlar yani. Ya şey sanılıyor olabilir yani, bireysel silahlanma deyince herkesin elinde bir tane silah verip hani hepinizin de silah olsun. Evet. Bundan sonra ona göre takılın falan gibi bir şey canlanıyor olabilir kafada. Ama tam tersine aslında bireysel silahlanmanın yasal yollar olduğu için illegal olan, yani illegal şekilde silahları edinen insanların da önüne geçmiş olmakla evet, bağlantılı aslında. Onlar da zaten çok var. Şimdi bireysel silahlanma deyince dediğimiz gibi işte herkesin silahlanması bilmem ne falan gibi şeyler geliyor aklımıza ama zaten kötü insanlar bu silaha sahip olabiliyor şu anda da. Çok rahat hem de. Yani hani o illegal dediğimiz tarafta aslında şu anda bireysel silahlanmayı bizim tarafımızda isteyen insanlar sadece iyi insan tarafında olanlar. Yani aslında sadece koruma amaçlı istenilen bir şey. Şunu görmedik hiç mesela. Adam ruhsatlı bir tane silah alıp gidip de birini vurup öldürmüyor veya gidip bir banka soymuyor, ne bileyim, bu tarz bir suç işlemiyor yani. Tamamen kendini savunma amaçlı almış oluyor veya Evet. hobi amaçlı almış oluyor yani. Gidip Yani de atıcılık yapabilir, kötü onun niyete dışında bir şey kullanan yok. yok. Doğru, evet. Şunda bir hemfikir olmak istiyorum ben. Zaten hali hazırda işte başımıza iş açabilecek, işte kötü ya da bunu kötüye kullanabilecek her insan şu anda zaten buna sahip olabiliyor arkadaşlar. Bir sahip olamayanlar iyi kısım, kendini korumak isteyen, işte kendi ailesini korumak isteyen ve bunu bir şekilde güvence olarak gören insanlar için bireysel silahlanmayı evet diyoruz. Burada bir anlaşalım. Yasal olmayan, illegal olarak alanlar, onlar hariç hocamın da dediği gibi iyi kısmı biraz daha bireysel silahlandırmaya itmek istiyoruz. Yani şey gibi anlaşılıyor olabilir bu arada. Etrafımda da duydum çünkü. İşte silah, hani bende olacak da ne yapacağım? Sanki savaşta mıyız? İşte sürekli Evet. savaşa giriyormuşuz gibi bir algı yaratmaya çalışmayın. İşte başkalarının yorumlarını da görüyorum çünkü bizim işte arkadaşlarımız falan var ya şeyde. Sosyal medyalarda bunlarla ilgili konuşma yapınca alttaki yorumları okumak istiyorum aslında. Merak ediyorum düşüncelerini. Çoğu insan şöyle şeyler yazıyor. İşte bizi savaşa sokmaya çalışmayın. Hani psikolojik olarak bize ona işte yönlendirmeyin. Yok şöyle yapmayın, böyle yapmayın gibi yorumlar gördüm ve üzüldüm açıkçası. Çünkü zaten savaşa girmek ya da girmemekle alakalı bir durum değil ki bu. Ülkece savaşa girsek de girmesek de. Abi haritanın çevresi zaten Hayır yani her bunların taraf hiç, savaş hepsini içinde geç. Yani şu yani. an hiç dünya, yani sonuna kadar, dünyanın sonuna kadar hiç savaş olmayacağını varsayalım. Gün içinde işte kendi ülkende ya da ne bileyim neredeyse şehrinde, mahallende zaten suçlar işlenmiyor mu? Yani Yani o biz da bu var. suçları ya da işte ne bileyim şiddetti, cinayetti işte gibi böyle başlıklar altında zaten kendimizi korumamız gereken durumlar oluyor. Savaş çıkmasına gerek yok. Bunun savaşla bir Evet. ilgisi yok şu an. Zaten savaş çıksa bir tane silahla kendini kurtarabileceğim bir durumda olmuyor Yani açıkçası. bambaşka bir boyut orası. O yüzden de ben bu fikrinizi, yani bu ya tabii ki yine siz nasıl istiyorsanız öyle düşünebilirsiniz ama en azından bu hani kötü ve direkt set çekme
şeyini kırmak istiyorum aslında. Bu videoyu izleyenler için de bu yoktur da, hani olur da belki araştırmak isteyen varsa bu fikirde olan. Ya olabilir. Hayır. Mesela gerçekten silahtan korkan demeyeyim de, yani hani silahla ilgili bir konu olduğunda ondan çekinen ve bundan hoşlanmayan insanlar var. Daha böyle naif, daha böyle hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yok, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama hani daha böyle ondan uzakta kalmak isteyen, sanki silahtan uzaklaştığında beladan da uzaklaşıyormuş gibi hisseden insanlar için yanlış değil tabii ki kendini ona yönlendirmek istemiyor olabilir ama hepimizin başına da bir şey gelebilir yani. Bunun garantisi yok ki. Yani bu sebepten dolayı ben şimdi bireysel silahlanmaya evet dedim ama günün sonunda tabii ki benim söylemimle ya da senin söylemine belki olmayacak ama en azından bakış açınızı değiştirin diye biz aslında bu videoyu çekmek istedik daha doğrusu. Evet. Yani şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, kısacası bizim anlatmak istediğimiz şu: yasa dışı silahlanmayla bireysel silahlanmayı aynı başla kesinlikle koymuyoruz. Tamamen yasa dışı silahlanmaya zaten hocam güzel güzel değindi. Biz bireysel silahlanma tarafındayız, iyi taraftayız. Bu tarafından biraz daha böyle silahlanması gerektiğini savunuyoruz. Şimdi gelelim bireysel silahlanmanın nasıl olmalı kısmına. Yani bizim kafamızda o bireysel silahlanma nasıl? Tabii ki bu her önüne gelen al silah ver işte dağıt işte, ne bileyim herkeste silah olsun değil arkadaşlar. Silahı almadan önce kesinlikle eğitim almalı. Biz bu kısımdayız. Net, mesela gerçekten. Şu an araba almak isteyenler ne yapıyor? Ehliyet sınavına giriyor, kursuna gidiyor, ne bileyim bir sürü şeyi var yani. Sonundan ehliyet alıyor, istediği arabayı kullanabiliyor. Buna benzer bir şey olmalı. Yani adamın işte ne bileyim bilmem kaç milyon euroya geçti diye al silah böyle olmamalı. Veya 50 çalışanı var al sana silah olmamalı. Kişiye tamamen böyle bir bakmak gerekiyor. Psikolojik yeterliliği var mı? Fiziki yeterliliği var mı? Yani bu silah alsa ne yapacak gibi. Bunları çok detaylı incelenmesi gerekiyor. Taraftar olduğumuz bireysel silahlanma bu şekilde arkadaşlar. Bilinçli bir şekilde, eğitimli bir şekilde olması kesinlikle çok daha iyi olur. Şu an zaten silah alanların çoğu, bakın ne kadar eğitimli. Silah alıyor, eğitimi falan geçtim. Sadece güvenlik bilmesi bile yeterli olarak görüyoruz artık yani. Doğru. Hani, tamam atış yapmayı bilmesin, nasıl yapacağını bilmesin ama en azından güvenliği bilsin, namluyu çevirmesin, elini tetiğe koymasın gibi. Kendini veya ailesinden kendini birini ya da vurmasın yani. Yanlışlıkla vurma ihtimalini doğurmasın diye aslında bunu daha çok diretiyoruz. Evet, bireysel silahlanmayı anlattık. Nasıl bir bireysel silahlanma istediğimizi de anlattık. Bilinçli, eğitimli olacak şekilde. Fakat bunun olması için şu an bizim zaten halihazırdaki kanunlarımız maalesef çok yeterli değil. Çok eskinin kanunu biliyorsunuz ki. Onun da çok ciddi bir güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi biraz da bu işin kanuni kısmına gelmek istiyorum ben. Bu bireysel silahlanma evet güzel, hoş bir şey. Ama işte alım şartları gerçekten çok zor. Çoğu iyi insan kategorisine soktuğumuz o bireysel silahlanma olmalı dediğimiz kısım maalesef gidip de alamıyor. Bulundurma tabanca alabilir veya yivsiz tüfek alabilir. Aslına baktığın zaman yivsiz tüfekle de çok daha iyi savunma amacını gerçekleştirir. Amacına uygun bir seçenek olmuş olur direkt orası. Direkt amacına uygun olur kesinlikle. Bu arada yani. Kesinlikle almalısın. Hani şunu da çok dememek lazım. İşte kanunlar çok kötü, silah alamıyoruz şöyle böyle. Alabiliyoruz arkadaşlar aslında. Yani hani evet biraz maddiyat gerekiyor ama öyle çok uçuk rakamlarda değil yani. Hani günümüz şartlarında bir şekilde karşılanabilecek rakamlar. Öyle çok afaki rakamlardan bahsetmiyoruz. Burada ben şunun taraftarıyım yapabilenler için. Her böyle bilinçli ailesini, kendisini korumak isteyen bireyde bir tane yivsiz 12'lik, bir tane tabanca, bir tane de yivli av tüfeği olmalı diye düşünüyorum. 308 özellikle de bizim ülke için 308 kesinlikle olmalı. E tabi bunlara baktığın zaman nasıl alacağız kısmına geliyoruz. Vergiler, harçlar, bilmem neler vesaire biraz yüklü. Tabi bunu karşılayabilenler bence kesinlikle ve kesinlikle envanterine eklemeli. Bu kadarını cinsel olarak karşılayamayanlar için sadece yivsiz av tüfeği alabilir. Kesinlikle. Yani hani bundan sadece bir tane de almak zorunda değil bu arada. Hani daha fazlasını da alabilirsiniz ve maddi olarak daha karşılayabileceğiniz bir tarafta yani hani yivsiz tüfeklere yönelebilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle ve yeterince yeterli olacaktır. Öyle söyleyeyim. Videolardan zaten gücünü görüyorsunuzdur yani. Birçok kez göstermeye çalıştık. Evet, şöyle de bir konuya değinmek istiyorum. Ben bu silahtan bilinçli bir şekilde uzaklaştırılmak isteniyor gibi geliyor bana bizim toplumumuz diyeyim. Aman işte şeytan doldurur, aman işte uzakta tut, aman işte kimse görmesin, sakla, dokunma, işte silah soğuk falan istemiyoruz şöyle böyle. Bunlar da bence bilinçli bir şekilde topluma empoze edilmiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü silahtan gerçekten çok uzağız. Bu bizim ırkımıza, yapımıza aykırı bir durum yani. Tamamen iç içe olmamız lazım. Bugün bakıyorsun beğenmediğiniz o Amerika'ya. Adamlar artık ya silahla yakınlaşmayı bırak ne çalışmalar yapıyor. Bir tane gördüm en son.
Elini bantlamış buradan. Tekel yaralı gibi. Oradan kan efekti veriyor. Spreyle bir şeyler sıkıyor falan. Adamlar yani çok çok ilerlemiş. Biz de düğünde mühünde hala havaya atanları görüyoruz. Yani ilerleyemiyoruz. Maalesef bireysel silahlanmayı bundan ibaret sanıyoruz ve böyle olduğu için de bu sefer millet belirli bir kesim de buna karşı çıkıyor. Buna karşı çıkınca bizi de aynı kefeye koyuyor. Silahlanmaya tamamen karşı çıkılıyor. Bunu medyada destekleyince ne oluyor tabii ki? Aman bireysel silahlanma çok kötü bir şey. Uzak durun gibi bir şey oluyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Birçok baskın olaylarında diyelim yurt dışında falan. Hatta ben Fransa'da falan bu IŞİD'in saldırısı vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Evin balkonundan mı penceresinden mi ne iki tane saldırganı onu çekiyordu. İki tane polisi vurdular orada. İki tane IŞİD'li saldırgandı. Yani onu o şekilde çekeceğine evinde işte bir bu tarz bir ne bileyim bir envanteri olsa silah olsa telefon yerine iki tane onlara atabilir veya saldırıyı durdurabilirdi. Ya yani bunlar olabilir. Niye olmasın? Telefonla Tabii ki niye çekeceğine at. olmasın? Ama işte silah olması lazım elinde veya onlar evine gelebilir. En azından senden ufak bir karşılık görürse gelmez. Kaçar gider veya onu vurup etkisiz hale getirebilirsin gibi gibi başlıklar açabilirsin. Tabii canım, bir Elinin sürü altında olasılık yoksa var. sıkıntı. Yani kesinlikle katılıyorum bu arada. Gerçekten bütün videolarımızda hemen hemen değinmek istediğimiz bir yer zaten bu. Yani sosyal mecralarda ya da işte sokakta ya da işte düğünde bir yerde gördüğünüzde, ben de gördüğümde Evet. dikkat ettiğim şey şu ki yani bizim insanımız demeyeyim, genel insanlıkta da olan bir şey bu çünkü bize şey yapmamak lazım ama genel yapıda daha böyle şov, daha artistik Maalesef. olarak gösterme tarafında oldukları için İnsanları da bu konuda bilinçli olmadıkları için daha doğrusu. Kim daha çok şov yapıyorsa aslında bir o kadar da eksikliği var olarak görüyorum ben. O yüzden de işte o düğünlerde havaya sıkanlar, işte O artistik bambaşka olsun olay diye onlar ya. hani bir sürü saçma sapan güvenlik ihlali altında şeyler yapan insanlar için hani onları baz almayıp kesinlikle onları yanlış bir yerde olduğunu söyleyelim. Onları baz almayın çünkü onlar dediğim gibi daha çok artistik bir tarafta var ve onların bir kesimi de var bu arada. Yani hani onları işte beğenen, onları Beğenende. Tabii görmek tabii tabii isteyen, tabii. bir şekilde destekleyen insanlar da var yani. Yok değil işte o kesimin hani biraz da uyanışa gitmesi daha iyi olur gibi düşünüyorum Onlar bence o şekilde devam eder. Birçok ben. mesela YouTube'da bazen gezerken video görüyorum. Adam muhtar dolduruşu deriz onu yapmış. Şuradan atıyor bak kafanın yanından buradan. Ve bam 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 ikili bir tekli falan. Kafanın yanında yani. Bakıyorsun milyonlarca izlenmiş ve binlerce beğeni var. Biz mesela güzel gerçekten kaliteli bir içerik atıyorsun bir gerçekten önemli bir şey. Bakıyorsun ki o kadar onları yakalamıyor. Yani bu o kesim daha çok olduğu için onların Ya düzelmesi de aslında en zor önce gibi. Ama bu bilinçli bireysel silahlanma gelirse onlar da azalacak diye düşünüyorum ben. ya Ki yeni kesinlikle yeni ya. artmaya da başlıyor zaten. Eğitim olmak isteyenler çok oluyor. Gerçekten taktik dediğimiz kullanıma geçmek isteyenler çok oluyor. Ki savaşlar artmaya başladıktan sonra Ukrayna, Rusya orada altımız öyle, sağımız, solumuz Azerbaycan biliyorsunuz Ermenistan savaşı hepsi zaten biz yıllardır kendi içimizde olan bir süreç var. Bunlar da hepsi bir tetiklenince birçok gerçekten bilinçli manada kullanmak isteyen de arttı. Artık bu iyi kesim dediğimiz bilinçli kesim bence daha çok artıp azınlıktan çoğunluğa doğru geçişi kalacağız ve o tarafı iyice bastırmış olacağız diye İnşallah düşünüyorum. aslında kendimiz önce bilinçlenmemiz gerekiyor ya. Yani şu Evet. an izleyen hepiniz için söylüyorum. Hani o artistik tarafta da tabii ki olabiliriz. Hepimiz şov yapacağız tabii ki biz de yapıyoruz. Ama bunu en azından bilinçli, daha işte eğitim tarafında hani tabii ki görsel şov olarak çok hazırlıyoruz, görüyorsunuz. Hani atışları koyuyoruz, şey yapıyoruz falan. Bunların tabii ki işin şovu. Onun dışında biraz da onları görerek de eğitim tarafında da yani öğretici olan tarafta da çok fazla var olmaya çalışıyoruz ki hiç denedim. Bu konunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum bu Evet. arada. Yani dünyayı değiştirmek istiyoruz hepimiz ayrı ayrı belki neler istiyoruz ama işte Şems Tebrizi'nin çok güzel bir lafı var. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendi gönlünü değiştir diyor. Vay be. O yüzden de yani hani silahtan uzak kalmaya çalışan insanları çok iyi anlıyorum. Yani hatta kısım kısım onlara daha empati kurduğum dönemlerim de oluyor. Günün sonunda gerçekten savaşıydı, suçuydu bilmem her şeyi geçin. Ama günün sonunda neden işte hani bununla alakalı bir bilgi sahibi olmayı reddediyoruz? Onu bir sorgulamamız gerekiyor gerçekten. Korkudan mı uzaklaşmaya çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok da psikolojide o neler İşte nelerdir de. bu hale gelsin diye çok ciddi bir çalışma olmuş diye Yani belki düşünüyorum algı ben yani yaratılıyor, tabii. belki birçok şey hani
bu algıları kırmaya çalışın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Duygulandım. Yok ama şöyle de bir durum var. Sosyal medyada bu silah kullananların sayısı arttığı için bu biraz kötü, biraz iyi tabii baktığımız zaman. Bilinçli olarak benim diyelim. Benim hoşuma gidiyor. Evet ama evet, bilinçli tarafı. Güzel. Güzel tabii kullanan. Hani böyle gerçekten eğitim yapıp sosyal medyayı kullanıp kendini gösterenler var. Orada paylaşanlar var. Ve bu kısım artık hani taktik atıcılığa doğru bir heves haline almaya başladı. Yarışmaları falan artık gençler onlara yöneliyor. Hani ya, düğünde havaya atmalar bilmem neler, o magandalık artık herkes elinin tersiyle itmeye başladı yani onu. Bilinçli bir şekilde daha böyle daha doğru, daha iyi, daha kaliteli, güzel nasıl kullanırız ona kaymaya başladı. Bu da gerçekten güzel oluyor bence. Kesinlikle. Sayımız gitgide artıyor arkadaşlar. Ben çok daha iyi de artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda diyeyim, keşke çok daha yakın olsa ama bence çok daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. İnşallah. Bakalım. Yani şöyle bir sona bağlayabilirim aslında. Ya bu konu günler sürer, bu konuyu konuşmak Tabii. çok uzun sürer. Oturup konuşun gerçekten günler sürebilir. Ama en azından daha böyle hani ortalama olan konuları paylaşalım Bizi tekrar söylüyorum, yasa dışı silahlanma sahibi, silahlanma yapan insanlarla karıştırmayın. Biz tamamen işin, tekrar söylüyorum, iyi tarafındayız. Kişisel savunma tarafındayız. Bu konuyu destekliyoruz. O taraf zaten yani haberlerde vesaire birçok yerde görüyorsunuz. O haberlere çıkanlar bizler değiliz arkadaşlar. Keşke bizleri de böyle Ya. çıkartsalar da milletin yargıları biraz daha düşse. Yani şey gibi düşün, o haberlerde gördüğümüz silah haberleri ya da işte bir şunu şunu vurdu, bunu Hepsi şey ruhsatsız yaptı bilmem. silah. Bunların Hepsi. hiçbir ruhsatlı değil arkadaşlar zaten. Kimse Hani ruhsatlıyla yapmaz ruhsatlı ki. silah olan bir bilinçli bir bireyin böyle bir suç işleme ihtimali yok zaten. Yakalanır Gerçekten çünkü yok o yani. silahın izi var. Hani Ha, kimde olsa da olduğu evet belli. dediği gibi olsa da zaten yakalanır. Evet. Hani bu böyle bir mantık kurabilirsiniz bence. Ben öyle kuruyorum en azından. İkisini ayırmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biz biraz da bu konunun üstüne çok durduk. Çok böyle bilimsel açıklamalar yapamayacağız. Bu konuda gerçekten iyi çalışan Doğan arkadaşımız var. Hesaplarını da bırakayım. Bu konuyu daha iyi anlamak istiyorsanız direkt onun hesabına yönelebilirsiniz. Onun konuk olduğu programlar vesaire var. Kendisi anlatıyor. Gerçekten çok iyi. Adam üstüne kitap bile yazdı yani. Bayağı bir kafa yoruyor. O bence güzel bir yerlere getirecek diyorum. Onu da destekliyoruz zaten. Her İnşallah, türlü evet elimizden ne inşallah. gerekirse ona da yapmaya çalışırız yani. Gerçekten güzel yerlere getirecek diye düşünüyorum ben o topluluk. Bir çatı altında toplanması da güzel oldu. Bir bakıma gerçekten devrim niteliğinde bir şey yapıyor yani. Bakalım çalışmaları olumlu sonuç alır inşallah. Gerçekten iyi kısım için konuşmaya çalışıyor. Oranın faydasını olacak işler yapmaya çalışıyor. Biz tekrar söylüyorum, üstüne çok da durdum. Yasa dışı tarafın orada değiliz arkadaşlar. Bunu tekrar da söylemiş olayım ve Hiçbiriniz de olmayın şey kamu evet. Varsa spotu. da çıkın takipten diyormuşum. Onlarla işimiz yok tabii. O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu haftalık konumuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Doğan'ın da sayfalarını takip edip edin yani orayı da. Orası da gerçekten çok iyi. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.